Üçüncü nokta, madem Kur'an-ı Hakim'in feyziyle ve nuruyla en müteneret azılı dinsiz ve muannit inatçı dinsizlerin ıslah ve irşad etmeye Kur'an'ın himmetine güveniyorsun, bu dinsizleri bize getirmek adına hem bir fiilde yapıyorsun, yaptığın hayatın boyunca 80 küsur yıllık hayatımda dünya zevki namına hiçbir şey bilmiyorum diyor Üstadımız. Bütün ömrü Allah için yaptığı bu hizmetlerle geçti. Bir fiil yapıyorsun. Neden senin yakınında bulunan bu mütecavizleri çağırıp irşad etmiyorsun? Yanına böyle, bu böyle acayip acayip adamlar var. El cevap. Usul-ü şeriatın kaide-i mühimmesindendir. Yine bir kural. Nedir o? Er-razi biz-zarari la yunzarule. Bir adam kendisi zarara razı oluyorsa, illa tutturmuş ben ateşe gireceğim diyorsa buna acınmaz. O kendisi tutturmuş, kendi bütün anlatılan şeylere rağmen zarara kendisi razı. Buna acınmaz. Bilerek zarara razı olana şefkat edip lehinde bakılmaz. Bakın ayet-i kerime diyor ki onların kalplerinde bir hastalık var. Allah kalplerindeki hastalığı artırdı. Fî kulûbihim maradun fezâdehumullâhu meradan. Kalplerinde bir hastalık var diyor. Peki dedi Allah-u Teala. Bakın o imtihan öyle değil, böyle oldu dedi. Onların şiddetini ne yaptı? Küfürlerini daha da artıracak. Onlara merhamete mukabil felen nezîdeküm illâ azâbe diyor ayet-i kerime. Ahirette cehennemde onlar feryat-ı figan ettikçe sizin için azabı artırmaktan başka yapacak hiçbir şeyimiz yok diyecek Cenab-ı Hak onlara. Neden? Dünyada nefesleri adedince Allah fırsat verdi bu insanlara. Her nefes tövbe edebilirlerdi. Öyle tövbe ederlerdi ki Allah bütün geçmiş günahlarını silerdi. Öyle tövbe ederlerdi ki yübeddilullahu seyyiatihim hasenat diyor ayet-i kerime. Günahlarını sevaba çevirecek kalitede tövbe edebilirlerdi. Çünkü öyle insanlar var ki çok günah işlemişler. Çok günah işlemişler. Ama öyle bir tövbe yapmışlar ki, öyle kaliteli bir tövbe yapmışlar ki Allah-u Teala onlara rahmetinden diyor ki bunların günahlarını sevaba çevirin. Hatta bu tip insanların, bu lütfa mazhar olmuş insanlar ahirette haşır görünür.